Evet, merhabalar değerli arkadaşlar. Uzun zamandır sizlerle birlikte olamadık. Tabii bunun da bir sebebi var. Malumunuz yaklaşık 2 yıldır bu platformda sizlere içerik sunmaya çalışıyoruz. Ama abone sayısı olarak, izlenme olarak aslında istediğimiz rakamlara çok da ulaşamadık. Bu nedenle bizler de konsepte biraz değişime ve gelişime gitmeye karar verdik. Bunlarla ilgilendik. O süreçte de sizlere içerik hazırlayamadık. Bu nedenden dolayı da bugün farklı bir tarzda sizin karşınızda olacağız. Genelde soru cevap yöntemini kullanacağız. Hatta bununla alakalı bir de seri oluşturacağız. O serimizin ilki olan tarihte doğru bilinen yanlışlar serisiyle alakalı içeriğimiz birazdan sizlerle olacak. Bu arada unutmayın, sizlerle birlikte gelişebiliriz. Lütfen bizden desteklerinizi esirgemeyin. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, videomuzu beğenip bu tür içeriklerin devamını istiyorsanız da lütfen videoyu beğenip yorumlarda buna benzer içerikleri bize belirtmeyi unutmayın. Evet, hatta bugün size küçük de bir sürprizimiz var. Daha önce hiç kamera karşısına çıkmamış olan editörümüz Eren hocamız da bizimle bu videoda aslında görüntüsü olmadan birlikte olacak. Hatta bugün size bir de küçük bir sürprizimiz olacak. Bundan sonra da devamı olacak bir sürpriz. Gerçi bir kereden sonrası artık sürpriz olmaz galiba ama neyse, sürprizimiz de şu olacak. Bizim editörümüz Eren hocamız, biliyorsunuz. O da şu an bizlerle birlikte kamera arkasında. Biliyorsunuz hiç kameranın karşısında geçmemişti. Bir değişiklik olmayacak. Yine kameranın karşısında geçmeyecek muhtemelen. Ama soru cevap da bizlere yardımcı olacak. Onun da sesini arka planda duymuş olacaksınız. Evet Eren hocam, sen ne diyorsun bu konuyla alakalı? Hiç kamera karşısında geçmeyeceksin yani. Kararlı mısın? Ya eğer 10.000 abone geçersek bunun sözünü vereyim. 10.000 abone olursak söz veriyorum, kamera karşısında geçeceğim. Hatta istenilen bir videoda çekerim. Duydunuz arkadaşlar. İstediğiniz bir video varsa ve 10.000 abone olmamız için de tabii desteklerinizi bekliyoruz. İstediğiniz herhangi bir videoyu da yorumlarda belirtebilirsiniz. Evet Eren hocam, o zaman gelsin. İlk sorumuz sendeyiz. Ergin hocam, okulda da benim öğrenciler çok sık duyduğum bir hata var. O da şu. Alexander Graham Bell'in işte karısına alo diye hitap ettiği. O yüzden günümüzde de bizim bunu alo diye telefonda söylediğimiz. Ama bunun bir efsane olduğu söyleniyor. Bu konu hakkında bir bilgin var mı? Bize açıklayabilir misin? Vallahi ben de yakın bir döneme kadar böyle olduğunu sanıyordum. Hatta 5. sınıflarda sosyal bilgiler konularından birisidir. İcatlar, mucitler. Orada da sık sık çocuklarla paylaşıyorum aslında bunu ama tamamen bir şehir efsanesiymiş. Biz de bunu yeni öğrenmiş olduk. Graham Bell'in hayatında Alexander Lolita Osvaldo adında biri yoktu. İddia edildiği gibi Bell, yani Graham Bell, telefonu açarken alo lolos veya alo demeye başlamış da değil. Bu hikaye internet alemindeki bir efsaneden ibaret. Ya onun peki şey, bu Alexander Lolita Osvaldo, yani eşi olan kişi nasıl ortaya çıkmış? Yani bu durduk yere çıkmaz herhalde. Yani bir gerçekliği vardır herhalde diye düşünüyorum. Yani sevgilisi olan kişiden bahsediyorsun sanırım. Ya biz buraya nasıl geldik şimdi? Birden Graham Bell'in magazinsel boyutunu incelemeye başladık. Doğru bilinen yanlışlardaydık galiba ama neyse. Evet, böyle bir sevgilisi yoktu. Hiçbir zaman da olmamış galiba. Telefonun patentini aldığı 1876 yılında bekarmış. Daha sonra Mabel Hubbard ile evlenmiş ve ondan da 4 çocuğu olmuş. İnternet aramalarında Alessandro Lolita Osvaldo ile ilgili bir bilgi bulunmuyor. Peki bunun kaynağı neresi? Yani gerçek olmadığına dair. Şöyle, şimdi bu şehir efsanesinin ilk izlerini 2000 yılı Şubat ayında Başkent Üniversitesi'nin Bütün Dünya Dergisi'nde rastlanıyor. Bütün Dünya Dergisi adına bir dergi yayınlıyorlar. Orada rastlıyoruz. Paylaşılan fotoğraflarda Alessandro Lolita Osvaldo'ya değil de Bell'in, Graham Bell'in karısı Mabel Hubbard'a ait bazı fotoğraflar var. Belgeler var. Yani biz bahsedilen kişiye dair hiçbir belge, fotoğraf göremedik. Peki bu alo ifadesi nereden çıkıyor? Yani sonuçta bu tamam, karısı yok. O dönemde evlenmemiş. Farklı bir isimden bahsediyoruz. İşte Mabel Hubbard'dı galiba. Peki alo ifadesi Türkçe'ye nasıl giriyor? Dünyada böyle mi konuşuluyor? Hani Amerikan filmlerine genelde alo demiyor zaten. Hello falan diyor. O tarz açıkları için. Yani bunu da açıklayabilir misin bize? Eren hocam, aslına bakarsan alo ifadesi neredeyse Graham Bell tarafından bize hiç belirtilmemiş bir ifade. Çünkü telefonda açılış ifadesi olarak ahoy kullanılmasını istiyordu. O zaman alo nereden çıktı? Haklı olarak da siz bunu soruyorsunuz. Alo ifadesinin dilimize girişi 1909 yılında olmuş. Posta nezaretinin posta, telefon ve telgraf nezaretine çevrilmesiyle gerçekleşmiş. Bu dönemde Fransızca hello'dan türetilen allo
kelimesi kullanılmaya başlandı. Yani günümüzdeki alo'ya çok benziyor ama 2 L ile söyleniyordu. Bu magazinsel tarihten biraz da aslında daha günümüz günümüz dediğim Osmanlı tarihine, yani Türk tarihine geçiş yapsak, biraz daha ciddi konulara eğilsek nasıl olur? Tabii yani kesinlikle çok daha iyi olur. Sonuçta biraz da pragmatist olmak lazım. Faydasını görmek lazım. Ya yani çok çok herkes tarafından doğrulup da aslında çok yanlış olan bir şey var. O da şu. Birinci Dünya Savaşı'nda biliyorsun, Birinci Dünya Savaşı'nda işte Kafkas cephesinde Enver Paşa'nın da hani komutasında 90 bin tane askerimizin Sarıkamış'ta şehit olduğu, işte hatta hiç kurşun sıkmadan donarak öldüğü ile ilgili bir ifade var. Evet. Ama bunun bazı iddialar bunun gerçek olmadığını söylüyor. Hani bu konu hakkında iddialar gerçek mi? Gerçekten donarak mı ölmüşler 90 bin askerimiz hiçbir kurşun atmadan, yoksa bu tamamıyla biraz daha abartılarak anlatılan bir tarihi olay mı? Ya aslında Eren Hocam, Sarıkamış Harekatı gerçekten büyük bir trajediydi ve pek çok askerimiz şehit oldular. Ancak 90 bin askerin donarak şehit olduğu iddiası biraz abartılı. Ordunun toplam muharip mevcudu ve kayıpları göz önüne alındığında bu kadar yüksek bir kaybın sayısının olması matematiksel olarak mümkün değil. Sarıkamış Harekatı, Enver Paşa'nın Kars, Batum, Artvin ve Ardahan'ı geri almak ve Kafkasya'ya yönelmek amacıyla başlatıldığı bir operasyondur aslında. Hatta Turancılık fikri de burada ön plana çıkıyor. O Kafkaslardaki Türkleri bir arada toplamak, Rusya'nın karadan gelebilecek yardım almasını, yardım desteğini engellemek gibi bazı düşünceler vardı. Hatta 3. Ordu'nun muharebelere, yani savaşlara katılan toplam mevcudu 118 bindir. Bu muharip asker sayısı ise, yani orada, o bölgede bu harekatı düzenleyenlerin sayısı 75 bin kadardı. Yani baktığımızda 90 bin asker yoktu o bölgede. TSK'nın yayımladığı değerlendirmede de Türk ordusunun 60 bin, Rusların ise 30 bin zayiat verdiği belirtiliyor. Peki bu Sarıkamış'ta şehit düşen asker sayısı, net bir bilgi var mı? Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bununla alakalı yaptığı bir çalışma var mı? Yani şu kadar aslında bir askerin şehit olmuş. Bununla ilgili net bir sayı veriliyor mu? Evet, Rus Kafkas ordusunun kayıtlarına göre baharda karların erimesi sonrası yapılan defin işlemlerinde 23 bin şehidin defnedildiği raporlanmış durumda. Bu şehit sayısının 90 binden daha az olduğunu da bizlere tekrar kanıtlamış oluyor. O zaman bizim derslerde, kitaplarda gördüğümüz işte hiçbir kurşun sıkmadan 90 bin tane asker doğal olarak şehit olduğu ifadesi aslında gerçeği yansıtmıyor. Evet. Yani söylediğin gibi gerçeği yansıtmıyor. Bu da bir yanılgı. Savaşa katılan General Maslovkin'in eserine göre Rus ordusunun Sarıkamış'taki toplam zayiatı 29 bin civarındaydı. Bu da Türk askerinin savaşmadan bu kadar Rus askerini öldürmelerinin imkansız olduğunu gösteriyor. Yani aslında bu bizim hep tarihimizde olan bir şey herhalde. Sonuçta bir savaş kazanıyoruz ama illaki böyle bir abartma, bir daha böyle yüceltme şeyine giriyoruz, hevesine giriyoruz ama aslında başlı başına bir, bu olay zaten bir trajedi aslında. Bu Çanakkale'de biz bunu görüyoruz. Yani, bence hani, yani benim kendi şahsi fikrim, sanki bundan biraz sıyırmamız gerekiyor. Daha gerçekleri anlatmamız lazımmış gibi geliyor bana. Hocam sen ne düşünüyorsun? Ya aslına bakarsan Eren Hocam, burada kültürümüzü iyi anlamak lazım. Mesela bizim kültürümüzde şöyle bir cümle vardır. 3'ten 9'a şart olsun gibi. Yani bazı rakamların yeri farklıdır. Burada da sanırım biraz o algıyla verdiğimiz şehit sayısını ve oradaki belki de başarısızlığımızın biraz da böyle çeşitli yollarla ifade edilip unutulmaması gereken bir harekatı gün yüzünde tutmaya çalışılıyor gibi bir cümle de kurabiliriz. Sarıkamış Dayanışma Grubu Başkanı Profesör Doktor Bingür Sönmez'in dediği bir cümle var burada. Bu 90 bin şehit sayısı sembolik bir değer taşıyor diyor kendisi mesela. Ve artık folklorik bir anlamı var diye de ekliyor. Az önce dediğim gibi hani bu tarihi gerçekleri daha abartarak anlatıyoruz ya, aslında bununla ilgili bir internette dolaşan bir şey var. Çanakkale Savaşı'nda Türk askerinin yediği bir yemek listesi var. Hani bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Çünkü bana çok mantıklı gelmedi. Sonuçta Osmanlı ordusu çok şey bir ordu değil sonuçta. İlerisi bir sıkıntı olan bir ordu da değil. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun hocam? Evet, o listeyi ben de gördüm aslında. Aslında bu liste Çanakkale Savaşı'na ait değil. Belki çok şaşıracak şimdi izleyenlerimiz de ama hatta o belgeyi de yine şuraya bir yere bırakalım Eren Hocam, sana zahmet. Aslında bu liste Irak cephesine ait. İlhan Selçuk'un Yüzbaşı Selahaddin'in romanında da hatta bu listeyi görebilirsiniz. O zaman yani genel olarak internette bir tane daha dolaşan fotoğraf var. Hani böyle iki tane Türk askeri var. Biri uzun, biri hatta kısa boylu. Üzerindeki kıyafetlerde farklı. Hani bu konu hakkında
de aslında bu da hani şey gerçeği yansıtmadığını, o dönemde Osmanlı Asya'nın kıyafetlerinin hiç öyle olmadığı konusunda bilgi de var. Bu da çok yanlış bilinen bir şey internette. Yani hiç gördüm bilmiyorum ama fotoğrafı. Evet evet gördük, çok yaygın bir fotoğraf. Şurada bir yerde, hatta şimdi izleyicilerimiz de görebilir onu. Fakat şimdi o konuyla alakalı şöyle bir durum var. Mesela az önce Kafkas cephesinden bahsettik. İşte askerlerimizin o bölgede yazlık kıyafetlerle bu harekata katıldığı vesaire gibi bazı şeyler de dönüyor. Ama böyle bir durum söz konusu değil mesela Kafkas cephesinde. Fakat burada durum biraz daha farklı. Şimdi Anadolu'nun birçok yerinden birçok asker oraya göreve alınıyor. Ve hepsinin de tabii ki durumu iyidir, kötüdür. Mevcut ekonomik durum ortada. Aslında Çanakkale Savaşı'nda Mehmetçik aç ve ilaçsız savaşmış gibi bir algı da var. Ancak araştırmalar Çanakkale cephesindeki askerlerin diğer cephelere göre daha iyi iaşe edildiğini gösteriyor. Mehmet Çevik ve Yavuz Selim Çeloğlu'nun çalışmaları da bunu destekler nitelikte. Bunu söyleyebiliriz. Dönüp dolaşıp aynı şeye geliyoruz. Var olan gerçekten çıkıp biraz daha efsaneleştiriyoruz. Peki İnsanların bu gerçeği öğrenmesi neden önemli? Yani niye biz bunu açıklamak zorunda kalıyoruz? Ya da hani daha da büyütebiliriz değil mi sonuçta? Hani efsaneler işte şunu yapmış, bunu yapmışız ama neden bizim gerçekleri söylememiz çok önemli? Tabii yani bu tür bilgiler bazen de biliyorsunuz kulaktan kulağa geldikçe efsaneleşebiliyor. Fakat tarih doğru anlaşılmalı ve gelecek nesillere de uygun bir şekilde aktarılmalı. Çanakkale Savaşı zaten kendi başına müthiş bir destan. Yanlış bilgilere o dönemin gerçek kahramanlık hikayelerinin önemini azaltıyor aslında. O yüzden bunları düzeltmek çok önemli. Askerlere günde 900 gram ekmek, 250 gram et, 150 gram bulgur, işte 20 gram zeytinyağı, 20 gram tuz ve 9 gram sabun verilmiş. Yani askerlerimiz aç ve ilaçsız savaşmadılar. Evet Eren Hocam, var mı senin eklemek istediğin herhangi bir şey? Benim ekleyecek bir şeyim yok Ergen Hocam. Yeni bir konsept denedik. Umarım izleyiciler bunu beğenir. Destek olursa çok seviniriz. Hani senin de son eklemek istediğin bir şey varsa da yayını burada bitirebiliriz. Evet, duydunuz değerli izleyenler. Eren Hocamızı da artık bir gösterelim. Bunun için de sizlere ihtiyacımız var. 10.000 abone için lütfen abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayalım. Sağlıcakla kalın.